Bugün belki Ülke TV'de Ülkede Bu Gece programının en renkli konuklarını ağırlayacağız. Esenler Belediyesi tarafından Hamurumuzda Barış ve Kardeşlik Var sloganıyla düzenlenen 3. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Afrikalı çocuklar Türkiye'ye geldiler. Unlarını Afrika'dan getirdiler ve Türkiye'de yaptıkları barış ekmeğini dünya liderlerine gönderdiler. Bu dikkat çekici organizasyonu konu edeceğiz bugün ve Afrikalı çocukları konuk edeceğiz ayrıca. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Stüdyoda 3 tane Afrika'dan misafirimiz var. Onlarla anlaşmamıza da bize Senem Uygur yardımcı olacak. Senem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce arkadaşlarımızı bir tanıtalım. Turot Sidi, Nijer'den misafirimiz oluyor. Fatou Fofana, Gambiya'dan misafirimiz. Ve Issa Tukor, o da yine Gambiya'dan misafirimiz olacak. Onlarla konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim ve Türkiye'yi nasıl buldular onu soralım isterseniz önce. Welcome, bienvenue. He asks how did you find Turkey? Il demande comment tu t'as trouvé la Turquie. Siz şimdi İngilizce, o Fransızca konuşuyor, evet. Diğerleri İngilizce, siz seçin. Şimdi hem İngilizce hem Fransızca anlamaya çalışacağız onları. O şuradan başlayalım. Hemen bize Turot söylesin. Bugün ne yaptılar? Barış ekmeğini bugün mü yaptınız yoksa daha önce mi yapmışsınız? Yok, dün yaptılar. Dün yaptınız. Barış bugün de ekmeği. Yine İstanbul'da İstanbul'u gezme fırsatı buldular. Nasıl yaptılar? O anları biraz anlatsın bize Turot. Tamam. Ben kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Peki. Şeyle ilgili. Tabii. Bu yani Esenler Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenliyor bu festivalin. Barış Ekmeği Festivali. Ve tema şu: ülkelerinden getirdikleri unlarla ve sularla ekmek yapıp dünya liderlerine barış mesajı vermek için gönderiyorlar. Ve bu birkaç güne yayılan bir organizasyon oluyor tabii. Yani işte 23 Nisan teması ama tabii birkaç güne yayılıyor. İlk bir gün İstanbul'u gezdiler. Sonra etkinlikler yaptılar. Ondan sonra tekrar bugün tarihi yarımadayı vesaire gezdirdik. Peki. Ben anlatmış oldum ama tamam. İstanbul'u nasıl bulmuşlar soralım. Sırayla gidelim. Tamam. Turot'tan mesela. Comment tu as trouvé Istanbul? Vraiment c'est très joli. Les gens sont sympas. Ils sont gentils et ils aiment aussi les Africains. C'est ce que j'ai aimé le plus. Dès qu'ils voient un Africain, ils disent qu'ils veulent prendre des photos. C'est vraiment très gentil. İstanbul tabii çok güzel buldum diyor. İnsanlar çok sempatik, bize çok iyi davrandı ve en çok hoşuma giden şey de Afrikalılara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ne zaman bizi görseler herkes resim çektirmek istiyor. Çok hoşuma gitti bu diyor. Peki diğerleri ne düşünüyor? Onlara da soralım. Fatou, Fatou ve İsatu. Ayzatu olsun. Peki onlara da soralım. Onlar ne düşünüyor? Nasıl bulmuşlar İstanbul'u? Nereleri gezmişler? How did you guys find Istanbul? What do you think about it? And where did you visit? Where did you visit? Tell us about it. We visit the airport, from the airport. We visit the zone. I don't know, is a museum or? Minyatür. Minyatür. Müze diyor, minyatür. Müze. Yeah, they are also very nice. And hepsini çok sevdik diyor. Yeah. Peki. Maybe you visited the historical areas? Yeah, and the historical places. Tarihi the market, where the mosques are. Yes. Also very Peki, nice. Peki yolculuk nasıl geçmiş? Onu soralım. Yorucu mu? Çünkü çok uzaklardan geliyorlar buraya. Uçakla geldiler tabii. Nasıl geçti yolculuk? Yolculuğu da bize Fatou anlatsın. Fatou, how was your flight? It was very long and was it tiring? Yes, it was Turkey. It's a nice country. With a lot of people are friendly, peace, love and caring. We are visiting places, zones and historical places. O bize ne yaptığını şey yaptı, anlattı. İşte o da bir tarihi yerleri, camileri ziyaret ettik dedi. Peki İstanbul'u beğenmişler mi? Did you like Istanbul? Of course yes, I like it. Tabii ki çok hoşuma gitti. Şimdi kaç yaşında arkadaşlarımız? Onları öğrenelim. Kaça gidiyorlar? Orada okul okuyorlar değil mi? Tabii. Kaça gidiyorlar? Tökeler. Evet, 16 yaşında. Tu es en neuvième? Je suis au lycée. Lisede. Lise. Yani lise 16 yaşında. Diğer arkadaşlarımız da mı liseye gidiyorlar acaba? You go to high school, right? You go to high school? No, upper basic. Upper secondary. Ortaokula gidiyorlar. Ortaokula gidiyor. Fatou da herhalde ortaokula gidiyor. Middle lower. Yani? Middle. Yes. Middle, ortaokuldalar. Peki. Middle lower.
O ortaokulda o bir şeyde farklı bir farklı kademeleri var. Yes. Şimdi Nijer büyük bir ülke mi? Trot bize söylesin. Nijer c'est un grand pays. Oui, c'est un grand pays mais le problème, le seul problème de ce pays fait chaud. Büyük bir ülke diyor. Tek bir problem var. Hava çok sıcak diyor. Hava çok sıcak. Peki burada hava nasılmış? Comment tu as trouvé quel temps fait-il ici? C'est bon? Hey, ici le temps c'est parfait. J'ai pas transpiré même pas une seule fois. Burada hava mükemmel diyor. Hiçbir kere bile terlemedim. Çok gezdim diyor. Peki bize Satu'da burada mesela yemekler yediler tabii. Şimdi o mutfakları biraz karşılaştırsın bakalım. Yani en çok neyi beğendiler? Ne yediler? İstanbul'da neler yaptılar? Onlardan bahsetsin biraz. You had different meals in here. How do you like Turkish kitchen? Do you like it? Is it different than yours? Yeah, very different. Çok farklı diyor. Nasıl işte baharatlı mı bulmuşlar, acı mı gelmiş, tatlı mı, kendi damak zevklerinden daha mı farklı yemekler, nasıl bulmuşlar? But how different is it? Is it more spicy or is it salty? Is it sweet? How different? Yeah, it's sweet, but what we cook is different. Kullandığımız yani bizim pişirdiğimiz şey farklı diyor. Zaten ben de şöyle komik bir şey söyleyeyim. Tabii hani belediye tabii hep el üstünde tutuyor işte sürekli şeyler şey yapıyoruz. Mesela başka bir ara öğün verildi onlara. Tavuk hani şey diye kızartma hani belki acıkmışlardır diye. Hiçbiri yemedi tavuk. Fast food geldi. Hayır hayır tavuk yemiyorlarmış. Ha yani Allah. Onların ha. Biz yedik. yemiyorlar. Kendi ya evet hani tavuk yok biz yemeyiz bunu yani. Falan. Ya evet hani dokunmadılar tavuk. Peki şimdi gelelim bugünkü o etkinliğin biraz daha yine anlatırız İstanbul'da neler yaptıklarından ama sevgili izleyiciler etkinlik aslında dünya liderlerine bir barış ekmeği göndermek. Neden böyle bir acaba etkinlik düzenliyorlar? Neden Türkiye'ye gelip Afrika'dan un getirip Türkiye'de böyle bir ekmek yapıyorlar? Acaba dünyada onlar dünyayı nasıl görüyorlar? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Yani dünyada barış yok mu? Çok mu savaş var onlara göre? Ve bir şekilde barışın sağlanması için bu bir adım, buna benzer adımlar atılmalı mı? Yani nasıl bakıyorlar? Kendi ülkelerinden yola çıkarak dünyayı da soralım tabii. Nasıl görüyorlar o kendi gözleriyle? Arkadaşımız, kardeşimiz o çok konuşmadı, ona soralım. Tamam. Fatu'ya soralım. Fatu, you participated to an activity, you baked a bread for peace. Do you think there will be peace in the world? Yes. What are you hoping for the future? Oh, because here, I want to be peace to stay here forever. Because we don't want problem here. Do you have lots of problems in your country? No. No? It's good. Yes. Tabii ki ben de barış istiyorum diyor. Ben şeydi yani sizin ülkenizde çok şey var mı diye sordum. Hayır dedi. Peki Nijer'de daha çok hani o haberler geliyor. Gerçekten öyle mi? Trot ne düşünüyormuş acaba? We hear lots. On entend beaucoup de nouvelles de Niger. Il y a des chaos, il y a le chaos. Oui, on dit. C'est vraiment comme ça? Non, non, c'est faux. C'est faux, ce qu'on entend? C'est pas vrai. Il y a la paix? Non, il y a la paix. Duyduklarınız abartılı diyor. Aslında barış var diyor. Kendi yaşadıkları yerde. Yerde herhalde. Nigeria. Ils ont confondu avec le Nigeria. Nijerya ile mi acaba şey diyor? Belki tabii onların yaşadığı yerde çok fazla bu şeyler yaşanmıyor olabilir. Doğru. Peki ne olmak istiyorlar? Onlar soralım. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier au futur? Entrepreneur. Arşitekt. Antropolog. Yok, arşitekt dedi. Türkçesini arkitekt. Mimar. Mimar olmak istiyor. Neden mimar olmak istiyor? Pourquoi? Parce que j'aime innover, j'aime construire. Je veux faire quelque chose d'unique à moi-même. Çünkü ben bir şey yaratmayı, bir şey inşa etmeyi, yani kendime özel bir şey ortaya çıkarmayı seviyorum. Güzel evler yapmak istiyor. Peki, Satu ne olmak istiyormuş? What do you want to be when you grow up? I want to be an accountant or a doctor. Muhasebeci ya da doktor olmak istiyorum diyor. O daha herhalde. Niye doktor olmak istiyor? Which kind of a doctor? Hastaları tedavi etmek için. Maybe you'll specialize later. Yes, specialist. Ailesinin sağlık sorunlarını bizzat evde herhalde halledebilmek için.
Peki, Fatu ne olacakmış? Fatu, what do you want to do when you grow up? I want to be a minister. Minister, şey, yeah. Bakan olmak istiyorum. Neden acaba? Bu koltuk nasıl? Bakan koltuğuna yakışıyor, benziyor mu? Nasılmış bu koltuk? How do you find this chair you're sitting on? Yeah. Is it good to be a minister? It's... Of course, yes. Neden, neden bakan olmak istiyor? Siyasetle mi ilgileniyormuş acaba? Are you into politics? Why do you want to be a minister? Because the way they used to behave, I like it, that's why. And my father also is a minister. Ha, babası da zaten bir şeymiş, bakanmış. Ha, öyle mi? Harika, çok güzel. Peki, ne kadar daha burada kalacaklar? Yarın gidiyorlar, yarın zaten. Gidiyorlar. Yani şey, bir kısmı zaten bu akşam gitmeye başladı. Hı. Yarın peki, gelmeden önce, İstanbul'a gelmeden önce merak ettikleri bir yer var mıydı? Ya da İstanbul'u biliyorlar mıydı acaba? Onu soralım. Hangisini? Hepsine soralım, tamam. Sırayla. Avant d'arriver à Istanbul, tu avais déjà entendu de cette ville? Tu étais curieux de quelque... Non, non, je connais beaucoup la ville. Dans les séries, films traduits. Zaten şehri çok iyi biliyordum çünkü biliyorsunuz diziler çok popüler zaten. Çoğu yerde. Var mı orada, izliyorlar mıymış? The Turkish, les séries turques, les feuilletons turcs sont populaires là? Les Arabes chez les Arabes, tout est populaire. Les séries turques, tout est populaire. Bütün Arap ülkelerinde zaten çok popüler bütün Türk dizileri diyor. Kimi tanıyor, var mı tanıdığınız bir şey? Tu connais un acteur ou une actrice spéciale? Kıvanç Tatlıtuğ'u, c'est pas. Qui? Kıvanç Tatlıtuğ. Behter, Behter. Behter aussi, je connais. Peki başka. Bihter. Bihter, ha, tabii, tamam. Tabii. Sangul Oden aussi. Aşkı Memnuci hepsi tabii, biliyorlar. Tabii. Peki. Isatu? Biliyor muymuş İstanbul'u? Before coming here, did you know about Istanbul? No, I don't know about it. You had no information before. Yok, ben bilmiyordum. Peki, Fatu? O, ben de bilmiyordum. No. Peki, şimdi acaba hangisi futbolla, Trot mu acaba futbolla bir alakası var galiba? O, çünkü evet, rejide kavga çıkıyordu. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray falan. Ha, biliyor mu o takımları, Fenerbahçe, Galatasaray? Je connais beaucoup. Çok iyi tanıyorum diyor. İzlemiş mi dün akşamki maçı? Tu as regardé le match? Je regardais ça. Evet, baktım. Hangi takım? Fenerbahçe n'a pas mérité de gagner. Fenerbahçe kazanmayı hak etmedi diyor. Allah Allah. Majem Galatasaraylı. Galatasaraylı. Galatasaraylıymış. Evet. Peki. Nijer'de de mi Galatasaray'ı tutuyor canım? Kendi takımları vardır elbette. Nijer'de mi Galatasaray köy Fenerbahçe? Nijerya şöyle ilginç bir şey söylüyor. Nijeryalılar Fenerbahçe'den çok Galatasaray'ı tutar diyor. Ben çok ilginç buluyorum şu an bunu. Ama ben turist rehberiyim. Bizim bütün Arap turistlerimiz bir dizileri, iki futbol şeylerini hep biliyorlar. Yani Avrupalı belki turistler. Belki Galatasaray'ın işte Avrupa'daki başarısından tabii, dolayı tabii. Ama sırf Galatasaray değil. Yani Avrupalılar dahi. Hı. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe takip bunların hepsini yani kesinlikle duymuş oluyorlar. Peki. Bir daha gelecekler mi? Gelmek isterler mi? Tu veux retourner un journée à Istanbul? Ah oui, oui, si c'est possible. Mümkünse tabii ki diyor. Peki, bütün arkadaşlarımız gelmek istiyorlar mı? Yoksa biz çok sıkıldık, buradan artık gidelim ülkemize mi diyorlar, ne diyorlar? Would you like to come back one day or are you a little bit tired of seeing the whole thing? No, I want to come again. Hayır, tabii ki geri gelmek istiyorum. Geri gelmek istiyorlar. Peki, biz çok mutlu olduk onları burada görmekten. Çok sevindik. Tekrar tekrar bekliyoruz. Hepsine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerini alalım yine sırayla. O gözle, yani şu anda gelecekte nasıl bir dünya hayal ediyorlar? Nasıl bir ülke hayal ediyorlar? Kendi ülkeleri adına da söyleyecek olursak. Neden rahatsızlık duyuyorlar? Var mı bir rahatsızlık? Le monsieur vous remercie beaucoup et il demande ce que tu veux changer dans le monde ou dans ton pays. Je veux qu'on ne confonde pas le Niger avec le Nigeria surtout. Tout le temps ils font cette comparaison. Bir özel şey varmış. Nigerle Nijerya'yı karıştırmayın lütfen diyor. Peki. Özel isteğim diyor. Biz biliyoruz bunu... Nijer, Nijerya. Evet, biliyoruz ama onu. Bunu sürekli hatayı yapıyorlar. Bıktık diyor. Öyle bir sıkıntı yarası varmış çocuğum. Tamam peki. Onlara tamam. Sorayım. Biz duyuralım buradan. Nijerle Nijerya'yı karıştırmasınlar. Peki. Satu. Ben şeyi çevirmeyi... Nasıl bir dünya arzuluyor gelecekte? Nasıl bir yerde yaşamak istiyor? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyor? What kind of world would you like to live in?
What would you like to change in the world? I want peace to be in the war. Bu dünyada tabii ki barış istiyorum diyor. No fighting, no war. Şu savaş ve kavga olmasın tabii ki. Fatu peki elinde böyle bir sihirli değnek olsa acaba neyi değiştirmek ister? Fatu, if you had the power, what would you like to change? I want to make peace in the world and without no fighting. Because it's not good. It can be more problems in the country. Tabii ki savaşın olmadığı bir dünya isterdim diyor. Her şey gibi, çocuk gibi. Çünkü hiçbir şekilde sorunları çözmüyor zaten savaş. Evet. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra umarız bugün günden daha iyi bir dünyada yaşarız. Dileğimiz tabii o şekilde. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Trot, Fatu ve Satu. Senem Hanım siz de bize tercüme ettiniz. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz ağırladığınız için. Thanks you. Merci. Ve bu renkli misafirlerimizle sevgili izleyiciler, bu geceyi noktalıyoruz, yayınımızı noktalıyoruz. Ben İlker Uykal, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalınız.